Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın ve beraberindeki heyet, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüşmelerde bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması, terörle mücadelede işbirliği gibi konular ele alındı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Irak'ta dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplarla Türkmenlerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde birçok önemli konu başlığı ele alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın, son dönemdeki PKK saldırıları ve bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Anlaşmalarından doğan hakları doğrultusunda bölgedeki operasyonlara devam edeceği mesajını iletti. Görüşmede özellikle başta PKK ve diğer terör örgütleri olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına verdiği önem hatırlatıldı. Ankara'nın son zamanlarda Irak'ın kuzeyinde yaşanan gelişmeler karşısında duyulan rahatsızlığın da görüşmede ele alındığı belirtiliyor. Zira KYB ile KDP arasında anlaşmazlıklar sonucu bölgede bazı yerlerde gri alanlar oluştu. Bu durumda bölgede güvenlik sorununa neden oluyor. Görüşmede merkezi hükümetle olan işbirliğinin daha da geliştirilerek buralarda baskının artırılması noktalarına da işaret edildiği ifade ediliyor. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar'da terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çekilmesinin ardından burada oluşan boşluğa bir diğer terör örgütü PKK'nın yerleşmesi, Talabani'nin 2017'deki ölümü sonrasında KYB içinde yaşanan liderlik bunalımı ve akabinde liderlik savaşları doğrultusunda kurulan sorunlu bağlantılarda görüşmenin ana gündem başlıkları arasında yer aldı. Özellikle Ankara'nın KDP ile KYB arasındaki gerginlik sonrası, KYB'nin terör örgütü PKK'yı esas partner olarak gördüğü ve Süleymaniye'nin PKK terör örgütünün koridoru haline geldiği tespitleri de Irak Cumhurbaşkanı'na aktarıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmelerde ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze Savaşı ve savaşın Irak'la bölge ülkelerine yansıması konuları da değerlendirildi.